Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Estağfirullahal azim ve etubu ileyh. Ama bak muhterem kardeşlerim, kitabımızın son bölümüne gelmiş bulunuyoruz. Burada kısaca İslami hükümlerin genel çerçevesi vardı. Geçen haftaki dersimizde bunu gördük. İslam fıkhı, İslam hukuku, İslam şeriatı iyi kapsar. Yani insanın gerek şahıs, gerekse aile, gerekse toplum ve devlet hayatında ilgilendirdiklerini gördük. Kitabımız ondan sonra bir helal ve haramlara dair, bir aile hayatına dair, bir de ekonomik ve ticaret hayata dair çok sorulan, çok başa gelen konuları işlemiş. Tabi bunun ötesinde bizim geçen hafta çerçevesini çizmiş olduğumuz konuları anlatan yeni fıkıh kitaplarımız var. Bunlar eline boyuna işlenmiş. Bizim bu kitabı takip edeceğiz demiştik arkadaşlara. Bunu bir bitirelim. Allah nasip ederse inşallah biz bu helal ve haramları böyle yarıda bırakmak şeklinde değil de baştan sona daha bütün kapsamıyla yeniden ele almayı da düşünebiliriz. Cenab-ı Allah'ın lütfu keremine hamdolsun. Allah'ın verdiği nimete teşekkür için söylüyoruz. Tahsil nimet olarak. Biz geçen sene, kısmen de evvelki sene Elif Mescidi'nde hafta içi her gün yatsı namazından sonra sohbetlerimiz vardı. Elhamdülillah kardeşlerimiz sağ olsunlar o sohbetleri de videoya aldılar. Orada helal ve haram konusunda ne kadar mevzu varsa hepsini böyle 20-30 dakikalık dersler halinde işledik ve ilim İslam sitemize attık. Onların hepsini arzu eden kardeşlerimiz ilim İslam'dan görebilir. Ama Allah nasip ederse burada belki biraz daha ilmi biçimde, yani her bir meseleyi Kur'an'dan ve sünnetten delillerini getirerek daha geniş bir şekilde görebiliriz. Belki önümüzdeki yıl Allah nasip ederse iki konuya ağırlık vermeyi düşünüyorum. Birisi bu helal ve haramlar konusu. Günlük hayatımızın tamamını ilgilendiriyor. İkincisi aile hukuku. Yani nişanlanma, evlenmeden boşanma, nafaka ve mirasa kadar aileyi ilgilendiren her meseleyi enine boyuna burada anlatalım, arzu ediyoruz inşallah. Kardeşlerimiz teveccüh ederler, kendi dinlerlerse, Allah ömür verirse inşallah. Şimdi bu çerçevede olmak üzere biraz daha bir planda helal ve haramları görmeye çalışalım. Önce kavramlara dikkat çekelim. Bu helal ve haramı ta bizim ilk fıkıh derslerine giderseniz Ahkam-ı Şer'iye bahsinde görmüştük. Ahkam-ı Şer'iye 8'dir demiştik. O zaman hatırlarsanız farz, vacip, sünnet, müstahap, mübah, haram, mekruh, müfsit. Şimdi farz ile haram birbirlerinin karşılığı. Cenab-ı Allah kesin bir şekilde yapılmasını istiyorsa buna farz diyoruz. Cenab-ı Allah kesin bir şekilde terk edilmesini istiyorsa, yapılmamasını istiyorsa buna da haram diyoruz. Helal ise yapılması serbest olandır. Bu da haramla helalın ortasında saydığımız mübah kelimesi var. Böyle olunca hatırlatma babından bu tabirleri kısaca bir daha görelim isterseniz. Farz Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de ya da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih sünnetlerinde kesinlikle emrettiği hususlardır. Bu kesinlik hem gelen ayetin nasıdır. Yani Kur'an ve sünnette bu konuya dair nas yani hüküm vardır. Ya da manası da gayet açık ve seçiktir. Anlaşılmasında da bir sıkıntı yoktur. Böyle olunca kesinlik kazanır. Farzı inkar eden, neuzübillah, dinden çıkar. Yapmayan, o emri yerine getirmeyen günahkar olur. Tövbe kapısı açık. Farzlar ikiye ayrılıyordu. Farz-ı ayn, farz-ı kifaye hatırlarsanız. Farz-ı ayn, herkesin üstüne tek tek farz olan vazifeler. Namaz gibi, oruç gibi.
Farz-ı kifaye de mesela cenaze namazı gibi bazı Müslümanlar bu emri yerine getirirse diğerlerinden vebal kalkıyor idi. Vacip ise Cenab-ı Allah'ın yine emrettikleridir. Ama bu emrin nas olarak bize gelen ayet ve hadis ya bunda bir zan ifadesi var ya da manaya delaletinde bir zan. Yani ayette zan olmaz. Ayetin ayet olması kesindir. Ama ayetin manasını anlama hususunda alimlerimiz farklı görüşlere varmışsa işte manasını anlamada bir zan olmuştur. Mesela fasalli li rabbike vanhar ifadesinde kurban kesmenin hükmü gibi. Kesinlikle orada kurban ifade edilmeyince ümmet-i Muhammed için vacip ol demişiz biz. Farz dememişiz. Farzın bir başka adı farz, vacibin bir başka adı farz-ı amelidir. Ne demek? Yani amel etme, uygulama bakımından, emri yerine getirme bakımından farz gibidir. Bir farkı yoktur. Ancak itikat açısından fark vardır. O da ne de olsa delilinde bir zan olduğuna inkar eden dinden çıkmaz farz gibi. Oysa farzı inkar eden dinden çıkardı. Farzı vacip inkar eden dinden çıkmaz ama bid'atçı olur. Bid'atçı olur. İyi de olmaz. Küllü bid'atun dalale. Her bid'atta bir şekilde sapıklıktır diyor Peygamberimiz. Sapıklığın yavurluk boyutu vardır. Bir de dinin içinde kalır ama günahkar, hatalı boyutu vardır. Yoksa dinden çıkmaz. Fakat hataları yanlış bir yolun içerisine girmiş olur. Sünnet, Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çoğunlukla terk ettiği, estağfurullah, çoğunlukla yerine getirdiği, bazen de terk ettiğidir. O bazen terk edişi bunun farz olmadığını, dini bir emir olmadığını gösterir. Çünkü Peygamberimiz her zaman yapsaydı, biz bu her zaman devamlı yapıştan bir farzlık, vaciplik manası çıkarabilirdik. Peygamberimiz demek ki bazen yapmadığına göre farz değilmiş. Yapanlar sevap kazanırlar, şefaate mazhar olurlar inşallah. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisini kazanırlar. Cenab-ı Allah'a manen yaklaşmış olurlar. Çünkü kulu bana nafile ibadetlerle yaklaşır diyor. Terk edene bir günahı olmaz. Müstahap dediğimiz veya müstahap, tatavvu, nafile, mendup hepsi aynı kavramdır. Bunlar da Peygamberimizin az yaptığı, çoğu zaman terk ettiği güzel işleridir. Müslümanlar Peygamberimize uymak, her işi onun gibi yapmak niyetiyle bunlara devam ederlerse hayatlarında devamlı sevap kazanmış olurlar. Normal işleri, adetleri ibadete dönüşmüş olur elhamdülillah. Terk edene bir günah, bir vebal yoktur. Yapan sevabına da terk edenin bir vebali olmaz. Adap da bu cinstendir. Edep çoğulu adap da bu cinstendir. Edep dediğimiz dinde bir kısım edepler vardır. Bunları yerine getirenler sevabını alırlar. Terk ederlerse o sevaptan mahrum kalırlar. Günah olmaz. Mübah ise serbest bırakılan demektir. Serbestsin efendim. İster yap, istersen yapma. Burada oturuyor, ne güzel ilmi bir faaliyet yapıyoruz. Hepimiz sevap kazanıyoruz. Ama istersek şimdi dışarı çıkar, başka bir işle meşgul eder, eve gidip yatabiliriz. Serbesttir efendim, mübahtır yani. Ama burada olduğunuz sürece serbestlik yok. Buranın kendine göre bir adabı var değil mi arkadaşlar? O adaba uymak zorundayız. İçinizden bir tanesi vay benim türkü söylemek canım istiyor dese ve hafiften hafiften mızkansa türkü söylese dersin ahengini bozar, adaba aykırı bir iş yapar. Günah mı kazanır? Hayır. Ama edebi terk eder, edepsiz olur. Edepsiz deyince bizden çok daha büyük bir hakaret oluyor ama edep odur işte. Edep güzel bir şeydir. Edepsiz olmak da çirkin bir şeydir. Yani edep aslında günah kazandırmaz insana. Efendim fazileti kaybettirir, kaçırtırır. Ona da dikkat etmek lazım. Bazıları edebi de farz gibi üstüne titrer. Müslüman birisi mesela bir edebi terk etti diye bağırır, çağırır, kızar sanki farzı terk etmiş gibi.
İşte ayakta değil de suyu oturarak içmek güzeldir. Ama arkadaşım acele nasıl olur? Bak geldi ayakta su içti gitti. Dur bakalım ne sen terbiyesiz adamsın. Ayakta su içilir mi diye. Kızamayız. Gönül kırmak haram çünkü. Kaş yapın derken göz çıkartmak diye bura derler işte. Haramlar böyle Cenab-ı Allah'ın kesinlikle terk etmemizi istediği şeylerdir. Yapmamamızı istediği şeylerdir. Haram bu cihetten iki türlüdür. Haram li zatihi, haram li gayrihi derlerdi eskiler. Şimdi biz bunu Türkçemizde doğrudan haram, dolaylı haram diyebiliriz. Doğrudan haram bir şeyi Cenab-ı Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'de ya da sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih sünnetinde yasaklamasıdır. Doğrudan onu yasaklamasıdır. Mesela domuz yenmez. Leş yenmez, pislik yenmez, zehir yenmez gibi. Bu doğrudan yasaktır. Bir de dolaylı bir yasak vardır. O da aslında haram değildir. Ama elde ediş bakımından haramlaşmıştır. Ne gibi? Safa abinin ekmeğini alıp biz yiyoruz. Rızası hilafına. Haram olur mu? Safa abri ekmek ise haram olmayabilir. Yani bir dostumuzun ekmeği ise dostluğumuzdan dolayı bir yediğimiz zaman sevilecek, üzülmeyecek, bize haram etmeyecek diye bir kanaatımız varsa bir şey olmaz yani. Ama elin ekmeği yenmez. Ekmek haram mıdır? Değil. Ama elin ekmeği olunca başkasının malı haksız yere yenmez, haram olur. Koyun yemek, koyun serbest, eti serbest. Ama hırsızlık yaparak koyunu kesip yemek haram olur. Aslında haram olan hırsızlık yapmaktır. Koyunun eti değildir. Dolaylı olarak o da haram olur. Kitabımız başka bir misal vermiş ama saygılarımı sunarım buradan. Kendisine hürmetlerimi arz ederim. Fakat ben bu örneği beğenmedim, yanlış buldum biraz. Mesela diyor, zina doğrudan haram, evet, zinaya karşı bir önlem olan örtünmeyi bırakmak dolaylı bir haramdır. Zina doğrudan haram, doğrudur, zina haramdır. Zinaya karşı bir önlem, bir tedbir olması bakımından örtünmeyi bırakmak, doğrudan değil, dolaylı bir haramdır diyor. Vallahi nasıl olur? Tesettür de bizzat Cenab-ı Allah'ın emridir. Açılma ve saçılma bizzat haramdır. Evet bunların temel amacı yani açılma, saçılma, vücudu örtme, dar elbise giymemenin amacı şehveti uyandırarak zinaya götürmesine engel olmaktır ama o ayrı bir şey. Cenab-ı Allah Müslüman kadınlara söyle, üzerlerini örtülerini alsınlar diye Nur suresinde, Ahzab suresinde dolaylı emir vardır. Bir zuhur olmuştur. Biz kitaptan takip ederken bunlara dikkat ediyorduk. Yine siz de kitaptan takip ederken buraya bir sayfa 814'te bu misale biraz dikkat edebiliriz. Mesela İkinci bir misal vermiş, gayet güzel. Allah hayırlı ömrünü uzun eylesin hocamızın. Çok güzel eserler verdi bize elhamdülillah. Hatunun kendisi de bu yazdığı eserleri hediye olarak bize verdi. İslam İlmihali, Kadın İlmihali, Ticaret İlmihali gibi böyle çok güzel kitapları var hocamızın. Allah razı olsun. Yine bir başka bir misali. Cuma namazı sırasında alışveriş yapmak dolaylı bir yasaktır. Çünkü temelde alışveriş helaldir diyor. Güzel. İzâ nûdiye lissalâti min yevmil cum'a fes'au ilâ zikrillâh. Cuma günü ezan okunduğunda, namaza Allah'a zikrede, ibadete çağrıldığında hemen koşun ve zerbe'yi alışverişi bırakın diyor. İşte bu alışverişi bırakın emri, alışverişi terk edin emri bir emirdir. Aslında ve ahallallahu'l bey'a ve harrama'r riba başka bir ayeti kerimede bu kadar
Bey'i yani alışverişi Allah helal kıldı. Faizi, ribayı haram kıldı. E burada alışveriş haram kılındı. Alışveriş olduğundan değil, cuma saatine denk getirildiği için erkeklere cuma namazı farz. Sen burada ne geziyorsun? Namaza gitmen lazım. Kadın alışveriş yapsa dükkanda o sırada onun kazancı haram olmaz. Demek ki sorun alışveriş değil, sorun o saatte alışveriştir. Bunun gibi. Haram kılan Allah'tır Celle Celaluhu. Ondan başkası haram kılamaz. Ya Resulallah, Resulullah Allah'tan aldığı yetki ile haram kılar. Evet. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şaridir. Şari, şeriat koyan, hüküm ortaya koyan, kanun koyan, yasa koyan. Temelde biriciktir Allah Celle Celaluhu. Peygamberimiz Allah'tan aldığı yetkiyle yasayı koyar. Alimlerimiz yeni çıkan meselelerde Kur'an ve sünnette eldeki fıkıh usulündeki deliller vardı ya, icma, kıyas, istisan, örfler, adetler, masali, mürsele vesaire. Müştehitler bilir. Böyle Kur'an ve sünnetten kanun çıkartma yöntemleri var, usulü var. İstinbat ahkamı kendi tabiriyle. Bu ehil insanlar oradan çıkarırlar. Genellikle bu zanni olur. Çünkü Kur'an ve sünnet gibi kesin olmaz. Fakat Kur'an ve sünnete dayalı olduğu için laik kanunlar gibi beşeri kanunlar da değildir. Biz buna İslami kanunlar der ve hayatımızda bunu uygularız. Değerli kardeşlerim, haramdan bir derece aşağıya mekruh var. Neye benziyor? Farzdan bir derece aşağıda vacip olduğu gibi. Eğer bir şeyin yasaklanması kesin delillerle değil de delillerde bir zan varsa biraz düşer kesinlik. Dolayısıyla mekruha iner. Aynen farzda da öyledi. Farz inkar eden dinden çıkar ama vacib inkar eden dinden çıkmazdı. Burada da böyle haram inkar eden dinden çıkar. Zinanın haram olduğunu inkar eden dinden çıkar. Tesettür emrini inkar eden dinden çıkar. Tesettür emrini beğenmeyen, ne bu ya örtü, öcü gibi dese, hangi çağda yaşıyoruz dese, dinden çıkar. Tıpkı ne zekatı kardeşim ya, haraç mı vereceğiz ya da Araplara para mı yedireceğiz diye haccı alay alsa ya da inkar etse nasıl dinden çıkar öyle. Ama vacibi inkar dinden çıkmaz ama sapık olur, bitatçı olur demiştik. Mekruh da aynı şeyi söylüyor. Mekruh da iki kızımdır. Birisi harama yakın mekruh, tahriben. Bunu işlemek vebal, günah getirir. Bir de helala yakın mekruh, terzihen. Bizim bir nevi sünneti, adabı, tatavvu, nafileyi terk etmek gibi onun mukabili olabilir. Evet, Allah Celle Celaluhu bizi yaratan, yeryüzüne de yaşamamıza müsait kılan, burada bize envai çeşit sayısız nimet veren, rızık verendir. Hakkımızda neyin hayırlı, neyin hayırsız olduğunu o bilir. O kanun koyar, biz o kanunlara bu hayatta uyarız. Biz bununla dünya hayatında imtihan içindeyiz. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ Denemek, imtihan etmek için Allah ölü diri insanları yaratmıştır. لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Bakalım hangisi daha güzel amel edecek. Ahsenin ölçüsü nedir? Kur'an ve sünnettir. Allah'ın emir ve yasakları. Kim Allah'ın emir ve yasaklarına uyarsa dünya hayatında da mutlu olur, başarılı olur, huzurlu olur. Kim Allah'ın kanunlarına uymazsa dünya hayatında da mutsuz olur. Değerli kardeşlerim, sık sık söylüyoruz. Çarşıdan bir alet aldınız, diyelim buzdolabı. Size bir de küçük kitaplık verirler değil mi? Kullanma kılavuzu. Siz elektriğini, havasını, rutubet yerini, şunu bunu, her ise ortamını, şartlarını o kitapçıktaki yazan gibi kullanırsanız bu aletin ömrü uzun olur, istifadesi çok olur.
şu kainatı Allah yaratmış ve bu kainatı bizim emrimize vermiş ama Kur'an-ı Kerim gibi din göndererek, İslam göndererek bunun bir kullanma kılavuzunu da bize vermiştir. Bu kullanma kılavuzuna göre hayatı yaşarsak evren ile uyum içinde yaşarız. O zaman kainat Allah'ın kanunlarına bağlı bir mahluktur. Biz de Allah'ın kanunlarına bağlı bir mahlukuz. Kainat da Allah'ın kulu, biz de Allah'ın kuluyuz. Biz bir nevi innemel mu'mine ihve, Müslümanlar birbirlerinin kardeşidir. Ben ve kainat, yani yerler ve gökler, dağlar ve taşlar, hayvan ve haşereler, ağaçlar ve bitkiler kardeşiz. Allah'ın kanunlarına beraber bağlıyız. Beraber bağlı olduğumuz zaman hayat uyum içerisinde olur. Islah olur. Eğer çatışırsa fesat olur, fitne olur, yeryüzü de bozulur. İşte şimdi buna ne diyorlar? Yeryüzünde çevre diyorlar, ekolojik denge diyorlar, işte yerlerin ve göklerin kirlenmesi, bozulması diyorlar. Eğer insan şer-i şerife göre yaşasa yerler ve gökler dengesi üzerinde kalacak ve bozulmayacak. Şimdi benzinle çalışan bir makineye su koyarsanız nasıl olursa tertemiz çalışan bir vücuda domuz eti girerse öyle olur efendim. Nerede aksak vereceğini insan tecrübelerle ancak belki öğrenir. Eğer tıp ilmi çağımızdaki gibi gelişmemiş olsa onu da bilmez. Eğer biz her tehlikeyi Allah'a kulak vermez de tecrübe ederek yaşayacak olsaydık bir insanın ömrü 60-100 sene tecrübeye yetmezdi. Ayağımızı o taştan bu taşa vururdu. Halbuki Allah-u Teala işaret levhası koymuş. Bunlar haram diyor. Buna toslama diyor. Bunu yaparsan zarar görürsün diyor. Ben bir deneyeyim bakalım diyor. Toslarsan zarar görürsün. Akıllıysan hiç zarar görmeden yaşarsın. Onun için Cenab-ı Allah'ın koymuş olduğu haramlarda uyulursa insana ve topluma, birey ve topluma menfaat vardır, maslahat vardır, güzellikler vardır, saadet vardır. Uyulmazsa insanlar ve toplum içerisinde ahenk gider. Bozulmalar başlar. Kin, nefret ve düşmanlık başlar. Basit bir örnek. İçki iç, aklın gitti, atarsın narayı. Beraber bir masanın başında içki içen adamlar birkaç saat sonra bakmışsın, birkaç saat sonra dövüşmüşlerdir birbirleri. Kumar, kin ve nefret saçar. Zina, çok cinayetlerin sebebidir. Sadece cinayet olsa sağlığı da bozar, psikolojiyi bozar, nesebi bozar. Cemiyete bir sürü veledi zina kazandırır, sorumsuzluk. Dostlar arasında ya da insanlar arasında düşmanlık meydana gelir. Yani ne felaketler, ne felaketler, ne felaketler. Öyleyse ele ya Allah men halak. Yaradan Allah bilmez mi? Elbette ki bilir ve bizi uyarır. Bu bir merhamettir arkadaşlar. Haramları tek tek saymak bir merhamet. Niye benzer biliyor musunuz? Teröristler mayın döşemişler, bir yerden gideceksiniz. Mesela bu mayınların nerede olduğunu gösteren bir harita elinize geçerse ne kadar sevinirsiniz değil mi? Basıp bomba gibi havaya uçmaktan kurtulursunuz. İslam'ın kanunları böyledir, haramlar böyledir. Her biri bir bomba gibi, bir mayın gibidir. Basıp mahvolmaktan kurtulmuş olursunuz. Allah'ı Celle Celaluhu ne ibadetlerimizle ne de haramları terkle bir şekilde menfaatlendiremeyiz. Buradan Allah'ın bir menfaati olmaz. Kulluk vazifemizi yerine getirmediğimizde zararı da olmaz Allah. Bütün fayda ve zarar bize ait. Onun için adam olup, akıllı olup söz dinlemek çok iyidir. Efendim, süt kız kardeşle evlenmeyi İslam yasak etmiş. Ne var ki bunda? Sen bunu bugün hikmetini bilmeyebilirsin. Ama belki günün birinde bileceksin. Senin ilmi seviyen henüz ona müsait olmayabilir.
Bakın şu son 10 yıl içerisinde bildiğimiz ama 10 yıldan evvel bilmediğimiz nice meseleler vardı değil mi? İlim dev adımlarla gelişiyor. Yeni şeyler öğreniyoruz. 100 sene evvel de bugün bizim bildiğimiz adam bilir ne var bunda deseydi kendi zamanına göre ayıp işlemiş olur. Ne var bunda diyor. Adam batılılar. İnsan özgürdür diyor. Hiçbir şeyi insanın özgürlüğüne değişmeyiz. Tanrı yarattıysa yarattı. Otursun yerinde. Hayatıma karışmaz diyor. Ne olacak? Ben erkekle erkeğin evlenmesine karşı değilim diyor. Evlendirdim, evlilik cüzdanını verdim diyor. Veriyorlar değil mi Avrupa'da? Veriyorlar. Şimdi neyi konuşuyorlar? Yakında bunu da belki görürüz. Allah göstermesin. Türkiye'nin yolu da batılılaşma olduğu için oraya gidiyoruz biz de. Batılılaşma ya edep. Neuzübillah. Kendi dinimize, kendi medeniyetimize. Ne olmuş da terk etmişsek oraya doğru gidiyoruz bir felakete. Neyi tartışıyorlar şimdi? Ensest ilişkiler. İnsan niye annesiyle evlenemiyor? Niye kızıyla evlenemesin? Niye kız kardeşiyle evlenemesin? Yasak kaldırılsın. İstiyorsa evlensin. İstemiyorsa evlenmesin. Serbest bırakılsın. Yani cinsel ilişki cinsel ilişkidir. Adam istiyorsa sana ne diyor adam? Bunun insan tabiatına aykırılığı Allah yasakladığına göre kesindir. Yakın evliliklerde kan uyuşmazlığı, felçler değil mi? Bir sürü hastalıklar var deniliyor. Allah bilir bunda ne var çünkü bu zamana kadar pek denenmedi. Ama yarın tıp gelişir ve bunun insan hayatı için ne büyük tehlikeler olduğunu belki ispat eder. Bugün sen ispat edemiyorsun. Allah'a dayan, Allah'a güven, Allah'ı dinle. Huzurlu olur. Eğer insanlar zinaya düşmeselerdi, geçmişte bel soğukluğu, frengi gibi hastalıklara düşer olmazlardı. Bugün hala çaresi bilinmeyen AIDS hastalığına düşmezlerdi. Bugün AIDS'in aşısını bulsalar, tedavi etseler, bu Allah'ın kanunlarının zıttına haramlar, yarın AIDS diyene MEIS diye başka bir hastalık karşısına çıkarır. Sürekli burnunu sürter Allah. Rezil ve kepazeyedir. Hayat Allah'ın kanunlarına mecbur ediyor. Onun için Avrupalı doktor ne diyor? Tek eşlilik. Nikah demiyor, dikkat edin hala. Bir kadınla yaşayın diyor. İster nikahlı ister nikahsız. Zina benimle karışmam. Ama tek eşiniz olsun. Geliyorlar. Ve bir gün gelecek kıyamete yakın bir zamanda bütün insanlık dini ne olursa olsun Allah'ın kanunlarına teslim olacaklar. İlk yerdeki dört gibi ben buna inanıyorum. Tecrübeleri başka sokak, çıkmaz sokakların hepsini suratını kapatacak. Bir tek cadde-i kübra şeriata gelmek mecburiyetinde kalacak. Ne anlatmaya çalışıyoruz? Allah bir şeyi haram kılmışsa teşekkür edip ona uymak lazım. Bu insanın, ailenin, toplumun, devletin kendi çıkarınadır, menfaatınadır. Buradan Allah'a bir menfaat gitmez. Akıllı olmak lazım. Ancak Allah Celle Celaluhu haramı çok dar tutmuş. Helal sonsuz. Ama haram çok dar bir alan. Eşyada asıl olan ibahadır. Ezberleyin. Bu bir fıkhi, hukuki bir kuraldır. İslam hukuk. Eşyada, şu varlıkta asıl olan ibaha, mübahlık, serbestliktir. Gidin bir ormana, yasaklanmamış her meyveyi yiyebilirsiniz ya. Haramın adı konmuştur. Şu, 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 şu demiştir. Çünkü sayılacak kadar azdır. Helalın sayısını kimse bilemez. Yiyeceklerden mesela göreceğiz biraz sonra. Allah diyor domuz, 60 kan, leş sizin için haramdır. İçeceklerden sarhoşluk verici. Alkol haramdır. Başka? Başka yok. Bir de ayet-i kerimeyi biraz sonra göreceğiz. Pis.
insan tabiatının kabul etmediği pis ve zararlı şeyler haram. Zehir yemek, aklı olan yemez. Ölmek istiyor, intihar etmek istiyorsa yer başka. Normalde bir insan zehir yemez. Ya da idrar içmez. Kan ve irin normal bir insan içmez. İşte haramları böyle böyle sayabilirsiniz. Ama sen gavuru konuştursan bize inadına öyle söylerler. Ne bu din ya? Sağa bakma haram, sola bakma haram, şunu yeme haram, bunu içme haram. Lan yaşamayacak mı ya? Diri diri mezara mı girdik biz bu dünyada diyorlar. Hop dedi ki, sakin ol bakalım şunu tek tek söyle. Ne haram? Bir daha say hele, bir daha say. Hadi say. Onu yeme haram, bunu yeme haram, laftala balını getirme. Demagoji yapma bize. Say bakalım, tek tek say, ne haram? Onu yeme, bunu içme. Neyi içme? Söyle hele söyle, neyi içme? Bir tek alkol. Onun ötesinde say bakalım ne haram. Alçak adam. Laf kalabalığına getirerek bu din yaşanmaz. Hayatta neşe vermez, zevk bırakmaz bir din. Kim demiş onu? Bu din adam öyle bir neşe, öyle bir zevk verir ki gavurlar bunun zırnını anlamaz yani. Hele de öyle ibadet zevki var ki o Kur'an okuma, Allah'ı zikretme, namaz kılma, teheccüd. Sizin kafamız o taraflara hiç basmaz zaten. Buradaki dostluk, buradaki fedakarlık, buradaki ikram. Bunu hiç bilmezsiniz siz. Siz yemek için saldırırsınız aleme. Müslümanlarsa yedirmek için sofra açar, ikram ederler. Aklınız bile almaz sizin İslam. Ben çok misal veriyorum, çok hoşuma gittiği için. Kayseri'de Yüksek İslam Üniversitesi'nde talebeyken staja gitmiştik din dersine. Bir turizm öğretmeni, hadi bir de bizim derse katılın hocalarım dedi bize, talebeyi o zaman aldı turizm dersine götürdü. Orada bir şey anlattı bize. Şimdi bundan 30-40 sene evvelin lafları, böyle oteller yok, turistler geliyor. Kapadokya, Kayseri'ye bol turist geliyor. Tabi o zaman devlet dairelerini özellikle yaz aylarında yatılı mekteplerin pansiyonlarını turistlere açarlarmış. Diye bizim Kayseri Lisesi pansiyonuna bir turist geldi. Onlarla konuşuyoruz. Bana şöyle bir şey anlattı diyor. Bunlar Ankara'dan beri gelirken Kırşehir'e, Kayseri'ye doğru işte o orta yerlerde bir bağdan geçiyorlarmış. Üzümleri harman şeklinde görünce iştahlanmışlar. Arabayı durdurmuşlar. Biraz üzüm almak istemişler. Tabi dil bilmiyorlar ama işaretler. Adam da bunlara böyle küçük bir sepet bantı ne kadarsa bir üzüm getirmiş. Para vermişler. Adam bir şeyler söylemiş ve para almamış. Bunlar manyaklaşmışlar. Siz nasıl para almak ille? Biz mi yanlış anlıyoruz diye biraz ısrar etmişler. Almamış adamlar. Çekmişler. Gelmişler Kayseri'ye. Şehrin merkezi Hunat Camisi'nin önünde durmuşlar ve Kayseri Lisesi'nin pansiyonu nerededir bilmiyorlar ya. Bir delikanlıya sormuşlar. O da ben size gösterdim demiş. Arabalarını atlamış. Ta onları götürmüş liseye kadar. Orada da işte bu demiş ve inmiş geri dönüyormuş. Bir dakika demişler. Evet. Bize yol gösterdin. İşte mesai harcadın. Ücretini verelim. Ne ücreti ya demiş adam. Allah için biz getirdik misafir ikram diye. Bir şeyler demiş yani. Ne dediklerini bilmiyordur. Bir şeyler dedi diyor adam gülerek. Kardeşim o da para almadı bir şeyler diyerek. Bu da para almadı bir şey. Siz manyak mısınız? Deli misiniz? Evet. Turiste nasıl para kazanacaksınız diyormuş adam. Onların dünyası hep materyalist. Hep alma. İkramı bilmez. Vermeyi bilmez. İnsanlığı bilmez. Kendileri gibi zannediyorlar Müslümanlığı. Halbuki bilen bilir yani o hayat. Onun için eşyada asıl olan ibadet. Her şeyi serbest. Sayılı bir şeyler. Yani saysa sayılı hususlar İslamiyet'te haramdır. Yeryüzünde bulunan her şeyi sizin için yaratan odur diyor Allah Celle Celaluhu. Bakara suresi 29. ayeti kerime. Yine Lokman suresi 20. ayet. Allah'ın göklerde ve yerde bulunan her şeyi sizin emrinize verdiğini,
ve size nimetlerini açık ve gizli olarak bol bol bağışladığını görmüyor musunuz? Görüyoruz elhamdülillah. Onun için eşyada asıl olan mübarektir. Haram nasıl bilinir? Haramın haram olduğunu bilmenin üç tane yolu vardır. Birincisi günah olmadığı bildirilmekle. Mesela Kur'an-ı Kerim'de işte lahmul hınzir, domuz eti ve arkasından akmışkan, arkasından leşlerle ilgili bir kısım ayetler sayıldıktan sonra darda kalan kimselere aşırıya gitmemek üzere bunlardan yemek serbesttir denmiş. Bakara suresi 173. ayeti kerime bunu anlatıyor. Demek ki bir adam darda kalmış, muzdar kalmış, zaruret halinde, ölümle baş başa kaldığında leşi yiyebilir. Başkasının malını izinsiz yiyebilir. Neden? Zaruret var. Neden diyor? Çünkü Allah Celle Celaluhu böyle açık açık söylüyor. Darda kalan kimsenin aşırı gitmemek ve sınırı aşmamak şartıyla bunlardan yiyeceğini bildiriyor. Allah korusun, olur olur. İki hafta önceydi değil mi haberlerde? Üç tane Rus balıkçı açlıktan ölmemek için ölen kardeşlerinin, arkadaşlarının etini yiyerek hayatta kalmışlar. Tabi savcılık şüphelenmiş davranışlarından. Sadı da siz mi öldürdünüz yediniz diye. Yok demişler, öldüydü biz yedik. Ama bir tanesi polisten çıkar çıkmaz gözden kaybolmuş, kaçmış. Eyvah diyorlar, bunda bir öldürme şüphesi var. Peşine düştülerdi. Ben ondan sonra haberleri takip etmedim. O dava ne oldu, yakalandı mı, niye netice vardı bilmiyorum. Yani muzdar kalırsa bir insan, insan eti bile yer. Bir zaman yine Alplerde bir uçak düşmüştü kışta. Uçağa yetişemediler. Büyük kar dağların ortasında. Onlara ulaşıncaya kadar ölülerin etini yediklerini o zaman gazetelerde okumuştuk. Haram olduğuna dair bir delil bulunmamakla ya da üçüncü bir şık, helal olduğuna dair Kur'an'dan ayet ya da Peygamberimizin sözü bulunursa. Arkadaşlar biz sık sık nas diyeceğiz. Nas demek dini delil demektir. Kur'an ayetine de denir, Peygamberimizin sünnetine de denir. Dini nas var dediğimiz zaman bu konuda ayet var, hadis var diye anlayacağız. Haram bu helal üç şeyle bilinir demiştik. Allah-u Teala helal olduğunu bildirir. Haram olduğuna dair bir delil bulunmaz. Oradan anlaşılır. Helal olduğuna dair bir nas bulunur. Haram dört yolla bilinir demiş kitabımız. Buna bir bakıverelim inşallah. Bir şeyin haram oluşu şu yollarla belirlenebilir. A. Bu konuda açıkça yasak bildiren bir ayet veya sağlam bir hadis vardır. Ne gibi? Size analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz ile evlenmeniz haram kılındı diyor Nisa suresi 23. ayet. Açık açık ayet haram kılındı diyor. Buradan bilinir. İkincisi, helallığın kaldırıldığı belirtilmiş olur ayet ve hadiste. Mesela ayetten bir örnek. Artık bundan sonra güzellikleri hoşuna gitse bile ne başka kadınlar ne de eşlerini başkalarıyla değiştirmen sana helal değildir. Dinde evlenmenin sınırı 4'te tutulmuş. 4'ten sonra artık evlilik 5. bir kadınla beraber yasaklandığı gibi Peygamberimizin de o sırada 9 eşi bulunuyordu nikah altında. Müslümanlar 5'ten fazla eşi olanlar 4'e kadar tutup öte tarafını, üst tarafını boşadılar. Fakat Allah Celle Celaluhu bu ayeti kerimeyle Peygamberimize izin verdi. Artık bundan sonra güzellikler hoşuna gitse bile ne başka kadınlar ne de eşlerini başkalarıyla değiştirmen sana helal değildir dedi. Ama mevcut eşlerini boşamama ruhsatı verdi Peygamberimiz.
Neden farklı muamele? Gayet açık. Peygamberimizin eşleri, müminlerin anneleri. Dörtten fazlasını boşasaydı, anneler hiçbir çocuklarıyla evlenemezdi. Açıkta kalırdı. Halbuki öbür Müslümanların dörtten sonraki eşleri ondan boşanır, başka bir erkekle evlenebilirdi. Evlenmek insanın ihtiyacıdır. Fıtratın gereğidir. Ama Peygamberimizin eşleri bir, hiçbir Müslüman almaz, zaten ayıp olur. İki, zaten Allah da yasaklamıştır. Annelerimiz diyor. Anneler sokakta mı kalsın? Onun için Peygamberimize bu izin verilmiştir. Ve ayeti kerime bunu açık açık söylemiştir. Mesela başka bir yol, nehi sigasının kullanılması. La takrabu zina. Zinaya yaklaşmayın hadinim. Zina yapmayın denmiyor. Ne diyor? Yaklaşmayın diyor. Ne demek bu? Yapmayından daha öte bir şey değil mi arkadaşlar? Yapmak şöyle dursun. Yaklaşmayın bile. Bunun psikolojik şeyleri var. Zina bahsinde görürüz. Çünkü yaklaştığınız zaman akıl ve mantık şehvet tarafından bürünür. Başka zaman çok korkunç gelen gözüne o kötülük basit, kolay, ne olur canım gibi senin aklınca ehven görülmeye başlanır, basit görülmeye başlanır. Hapı yutarsın, mıknatısın, belli bir çekim alanına varırsa bir cisim şak çektiği gibi. Mıknatısı böyle bir demire yaklaştırın, çekim alanına girerse çeker. Ben gelemem diyemez. Ama uzak durarsa çekilmez. Aynen onun gibi. Zinanın çevresine, atmosferine, çekim alanına girmeyin. Girerseniz başınız bulanır, beyniniz bulanır. Ne yaptığınızı bilmez ve düşersiniz içine. Şimdi yaklaşmayın demek, yapmayın demekten çok daha etkili bir yasak koymaktır. Ya da fiilden sakınmayı ifade eder Allah Celle Celaluhu. Mesela içki, kumar, falokları, bunlar şeytan pislikleridir. Ectenibuhu. Bunlardan kaçının ki lealekum tuflihun, kurtuluş erer, felah bulasınız diyor. Bunlardan kaçının demek, bunlar size haram kılınmıştır demektir. Bu tür ifadelerle biz haramları biliriz. Öyleyse değerli kardeşlerim, bugün biz haramlarla alakalı bazı genel prensipleri söyledik. Bu arada bizim Türkçemizde bu konuyla en ilgili çok güzel bir kitap var. İşte böyle küçücük ama bütün helal ve haramları içerisine almış bir özet kitap. Söylediği her bir sözü ayet, hadislerle, muteber fıkıh kitaplarını da delillendirmiş bir güzel kitap. Hayrettin Karaman hocamızın Günlük Hayatımızda Haramlar ve Helaller adlı kitabı. Her evde bir tane olsun diye tavsiye ederim. Nitekim bazı gazeteler kitabın ehemmiyetine binaen okuyucularına bunu hediye ettiler. Piyasada bol bulunan kitaplardandır. Şimdi burada bizim konuşmadığımız bazı hususlar var. Bir iki nokta, harama kaçınma hususunda Müslümanların dereceleri demiş. Peki, gerek görmüyoruz. Yasaklanmamış her şey mübah ve helaldir. Demin ne dedik? Eşyada asıl olan kibahadır. Haram olduğu belli olmadıkça her şey helaldir. Helal ve haram kılan yalnız Allah'tır Celle Celaluhu. Harama muhtaç etmeyecek kadar helal vardır, hatta fazlası vardır. Onun için dinsizlerin İslam'a çatarken ne bu ya, nasıl bir din, yaşamak adama hayata ket vuruyor, yaşama sevincini alıyor, şu haram, bu haram, bunun ne kadar yanlış ve saçma olduğunu görmüştük. Harama götüren her şey haramdır. Evet, bu çok önemli bir şey. Kötü ve zararlı bir şeyi önlemenin en makul ve kesin yolu sebepleri ortadan kaldırmak, ona giden yolları kapatmak, vasıtaları önlemektir. Sen şimdi zinayı yasaklıyorsun, açıklı saçıklı serbest bırakıyorsun. Ne oluyor? Adam gözüyle görüyor, kulağıyla duyuyor, ortamında bulunuyor, şehvet kabarıyor,
Sonra da zina haramdır diyorsun. Eğer sen zina haramdır diyeceksen ona giden şu yolları bir kapat bakalım. Öyledir. Hatta bir güzel atasözü var. Yani komşunu hırsız etmek istemiyorsan ne derler? Yani malını iyi sak, kapını iyi ört. Kimseye böyle hırsızın aklına kendi düşürme. Haram konusunda hile de haramdır. Bir yolunu bularak, kitabını uydurarak, adını değiştirerek, adamı kandırarak haram helal olmaz. Fakat insanlar yapacak. Ahir zamanda Peygamberimiz şarabın adını değiştirip ya da faizin adını değiştirerek hemenin kullanacaklarından haber verirler. Neuzu billah. İyi niyet haramı meşru kılmaz. Hedefe giden vasıtalar da bizde meşru olmalıdır. Adam ben hedefe varayım da nasıl varırsa varayım diyor. Yani para kazanmak bir hedefse nasıl kazanırsam kazanayım. İster kızımı satarım, ister karımı satarım. Hoppala. Hedefe varırken kullandığın araçlar, vasıtalar, vesileler de temiz ve mühendir. Haram hususunda hile, haramdır. Bir gün rahmetle yad edelim hocamızı, Ali Parlak hocamızı rahmetullahi aleyh. Ulu camide imamlık yaparken, vakitte evim sahaf başındaydı, oraya yakın olduğu için namazları orada kılardım genellikle. Bir gün hücrede oturuyoruz, bir hacı efendi geldi. Benim mahallemden biliyorum yani. Dindar, muttaki, yaşlı başlı bir hacı efendi ve o zaman bugünlermiş demek ki milli piyango bir para koydu ki yılbaşına akıl yerinden oynar yani. Öyle çok bir para koydu. Koymuştu. Şimdiki paralar bizine nedir bilmiyoruz elhamdülillah da o zaman dikkatimizi çekmişti. Şimdi bu hacı amcanın da dikkatini çekmişti. Namazı kıldık, hücrede oturuyordum. Bu girdi, selam verdi. Hocam dedi, size bir sorum var. Buyur. Milli piyangoya bu sene böyle büyük bir para koydular. Vallahi, billahi, tallahi. Elimi vurmayacağım hocam. Ama kazanırsam, yurt yaptıracağım, Kur'an kursuna dağıtacağım, camiye hayırlı yerlere harcayacağım. Elimi bile vurmadan. Ben bir bilet almak ve bu bana çıkarsa bunu hayır yollarında kullanmak istiyorum dedi. Rahmetli hocamız hepiye gülmüştü buna. Ondan sonra cevap sevdiydi. Evet. İyi niyet haramı helal kılmaz. Haram şüphesinden kaçınmak lazım. Peygamberimiz ne diyor? Helal belli, haram da belli ama bu ikisinin arasında şüpheli şeyler var. Kim bu şüpheli şeylerden kaçınırsa dinini de şerefini de ırzını, haysiyetini de korumuş olur. Her padişahın bir koruluğu vardır diyor. Şimdi siz koruluğun ya da bir ziraatın yanında bir çoban olarak sürülerinizi otlatırsanız koyurun birden atlayıverip yayılma ihtimali var. Ama uzak tuta, uzakta yayın, yayarsanız koyun oraya gidene kadar 10 kere yetişir, önünü çevirirsiniz. Ama dibinde, yakınında hemen elin malının yayarsanız atlayıverir, birkaç tane de olsa oradan bir şeyler haram yiyebilir. Onun için şüpheli şeylerden kaçınmak lazım. Ne gibi? İşte alimlerden bir tanesi herhangi bir şey hakkında helaldir dedi, birisi de haramdır dedi. Siz helaldir diyenin görüşünü de alabilirsiniz, haramdır diyenin görüşünü de alabilirsiniz. Ama haramdır diyenin görüşünü alırsanız başınız selamette kalır. Ya helal ise manevi bir kaybım olmaz. Helal diyenin sözünü tutan ya haram ise yani şüphelilerden kaçınmak iyi olur. Zaruretler haramı mübah kılar. Az zarurat tubihul mahzurat. İşte ölmek üzere olan adamın insan eti, leş yemesi vesaire demiştik. Öyledir. Adam müddeti nedir? İnançilikte de böyledir. Aç kaldığında yemekte de böyledir. 24 saat aç kaldığı zaman bir adam
bu tür şeyleri yiyebilir. Cebinde parası yoksa dilenebilir. Haram değildir ona. İhtiyacını karşılayacak kadar bir para alır ve o daha fazlasını da dilenmez yani. Veya o miktarda bir leş ya da başkasının malını izinsiz ölmemek için yiyebilir. Zaruretler haramı mübahkıdır. Ya da vücudun namahrem göstermemen gereken bir yerinde bir hastalık çıktı. Orayı doktora, hastalık bölgesini gösterebilirsin. Haram İslam ülkesinin dışında da haramdır. Avrupa'da da haram, Amerika'da da haramdır. Müslümanlar dinlerine orada da bağlı kalmak zorundadırlar. Evet, değerli kardeşlerim, bugün biz helal ve haramın genel bir çerçevesini çizdik, tarifini, tanımını yapmış olduk. Önümüzdeki dersimizde inşallah, Allah ömür verirse, yiyeceklerden ve içeceklerden, kara hayvanları, deniz hayvanlarından, helal ve haram olanları şöyle bir tanımaya çalışacağız inşallah. İllahi Fatiha.